Herkese merhabalar sevgili izleyiciler. 45 Artı 1'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İsmail Yılmaz, yorumcularımız Hasan Yıldız ve Eren Cem Soyasan ile sizlerleyiz. Bugün Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Konyaspor'un maçlarındaki tartışmalı pozisyonları, hakem hatalarını ve golleri konuşacağız. Hoş geldin Hasan. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin hoş Eren. Nasılsınız, İyi misiniz? İyiyiz, İyiyiz. teşekkürler. Teşekkür Siz nasılsınız? Bu hafta çok gollü bir haftaydı. Bütün maçlarda neredeyse çok gol oldu. Maçlar hakkındaki genel yorumlarınız nelerdir? Şimdi hafta sonu, bu hafta sonu çok güzel maçlar vardı. Beşiktaş ve Fenerbahçe başta olmak üzere bol gollü e, oyun anlamında, e, taktik anlamında güzel maçlar geçti. Keyifli bir haftaydı. Yani hafta sonu futbola doyduk diyebiliriz. Evet, evet. bol gollü maçlar izledik. Aynen. İlk maçımız Konya Spor Kasımpaşa maçı. Konya Spor evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Zorlu maçta maç sonucu 1-1 sonuçlandı ve iki tarafta hanesine bir puan yazdırdı. Maç hakkındaki genel düşünceleriniz nelerdir? Konya Spor'un bu kötü gidişatı artık bir dur demesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi e, genel bir açıdan bakacak olursak Konya Spor istediğini şu an istediği futbolu oynayamıyor. geçen sezon Geçen sezonun sonlarına doğru... Yükselişte olan bir Spor vardı. Güzel sonuçlarla ligi bitirdi. Sezona da güzel başladı. Ee, son haftalarda oyun olarak istediğini yapamasa da e, bu haftaki oynanan maçta da yine kendi evinde hata yapmak istemediler ama e, biraz daha talihsizlikle diyelim maç berabere bitti. Çok bu... istediler ama yine evet, bir puana sonucu ulaşamadılar. Razı olmak zorunda kaldık Konya Spor Kası Kasımpaşa karşısında. Ya aslında Hasan'a şurada çok katılmıyorum. Sezona çok iyi başlayamadı Konya Spor. Ee, i̇ki maçlık bir beraberlikle başladılar. Sezonun geneline baktığımızda 12. haftayı tamamladık ve 12. hafta haftada e, Konya Spor'un şu ana kadar toplamda 5 tane beraberliği var. Evet. Geçen seneki Konya'ya baktığımız zaman bir galibiyet serisi vardı. İlk iki hafta e, kazandığı, şey e, berabere kaldığı iki maçtan sonra 4 haftalık bir galibiyet serisi yakaladı Konyaspor Spor. Onun arkasından tekrar bir düşüşe geçti yani. Performans olarak, form olarak geriye düşmeye başladılar. Eminim ki geçen seneki formunu yakalayacaktır Konya Yani umuyoruz bunu da ama böyle devam ederlerse gidişat sıkıntı yaratabilir. Özellikle İlhan Palut için. İlk yarı aslında pek fazla pozisyon olmadı. İki tarafta golü çok istedi ama gol atamadılar. İlk yarı 0-0 beraberlikle bitti. Dakika 50'de Gülermen'in pasında kaleci <laughs> büyük bir hata yaptı ve topu kapan Hayradinovic golü attı ve Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi. Hani Seiç'ten bu hatayı ben beklemezdim şahsen. Seiç gibi kaliteli bir kalecinin bu hatayı yapması beni şaşırttı açıkçası. Ya, evet şimdi bu seviyede oynayan bir kaleci için baktığımız zaman hani bunu yapamaz. Yapmaması gerekiyor diye düşünüyorsun. Arkadaşına e, stoper defans oyuncusuna pası aktaramamasından önce şunu tartışmamız gerekiyor. Seiç'in topu aldığı nokta bir kere çok yanlıştı. Şimdi e, altyapıda şöyle bir şey öğretirler size. Topa yani defans oyuncunun size topa aktardığında size pas attığında Aslında arkanızda bilmeniz lazım. şöyle arkanızda kaleyi bulundurmamanız gerekiyor. Çünkü her an topu ayağınızın altından kaçırabilirsiniz. Yani iyi kontrol edemeyebilirsiniz. Sage pas hatası yaptı atamadı. İyi kontrol edemeyebilirsiniz rakibinin ilk dokunuşuyla birlikte topu kale, kalenizde görebilirsiniz. Buna da dikkat etmesi gerekiyor dosy için. Yani şöyle iki direğin dışarısında topla temas etmeniz gerekiyor. Seiç orada bir pozisyon hatası evet. da yaptı. Arkasından da pasını aktaramadı. Ya akıllı bir koşuyla Hayraddinoviç araya girip topu ağlarla buluşturmuş oldu. Konya Spor için büyük bir talihsizlik oldu. Aynen öyle Bu bir pozisyondan sonra Konya düşündü. ataklarını çoğalttı ve dakika 82'de İkpiazun'un pasında Gülerme şık bir gole imza attı ve Konya Spor'a bir birlik eşitliği getiren golü attı. Konya Spor golü çok istedi. Golü 82. dakikada buldu. Yani İlhan Palut eminim ki birazcık daha düşünecektir bu maçtan sonra nasıl oynatması gerektiğini. Yani e, Konya bu gidişat dediğimiz gibi iyi durmuyor yani İlhan Hoca için. Ee, oyun anlamında Konya biraz daha üstün olan taraftı. Evet. Evet, golden sonra da yani defansa Aynen. geri çok çekilmeyerek golü istedi yani. Aynen ee, geçen hafta mesela Adana Demir maçında kötü oynadıkları futbolla beraberliği evet. yakalamış oldular. Bu hafta üstün olan taraf topla daha çok oynayan daha çok pozisyona giren taraf Konya'ydı ama geç de olsa yine buldular son dakikalarda yine bu geri dönüşlerini yapıyor yani Konya. Geç de olsa golü bulup bir puanı aldılar. Bu maçta bir puanı hak, hak ettiler mi? Bunu tartışacaksak bence 3 puanı hak ettiler. Ama bir puana da razı olmak zorunda kaldılar. Eminim ki Konya sezon sonunda yukarılara oynayacaktır. Yukarılarda yer bulacaktır kendine. Yine UEFA Avrupa Ligi'nin konferansı gibi oynayabilirler. düşünüyorum. Çünkü kaliteli bir kadrosu var. Hocası da kaliteli. Evet Avrupa'da da daha iyi yerlere gelir. Avrupa'da da iyi temsil edecek bir kadro eski, Konya Spor. <laughs> Maç 1-1 bir bir sonuçlandı. İki takım da hanesine bir puan yazdırdı. Bu maçı burada noktalayalım. İkinci maçımıza geçelim. İkinci maçımız Karagümrük Galatasaray maçı. Galatasaray zorlu Karagümrük deplasmanına konuk oldu. Ve 2-0'lık net bir skorla maçı kazanmayı başardı. Aslında bir kötü gidişat vardı Galatasaray'da da. Buna bir son demiş oldular. Maç hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Galatasaray yanlış hatırlamıyorsam 3 maçtır kazanamıyordu. Aynen 3 üç maç sonra üç, üç galibiyet, galibiyet aldı. 3 maçlık galibiyet hasretine son vermiş oldular. Evet. Ee, benim Galatasaray maçıyla ilgili dikkatimi çeken en büyük şey Mertens ve Icardi bir uyum yakaladı. Bu iki maçtır. Bir önceki maçta attıkları goller ve birbirlerine yaptıkları asistlerle bu maçta işte oynadıkları futbolla birlikte uyum yakaladıklarını ben ilerleyen haftalarda Mertens ve Icardi'nin skorer anlamda da Galatasaray'a bir şeyler katacağını düşünüyorum. Ben Mata'nın da bu ikili uyuma çok büyük katkı vereceğini düşünüyorum. Çünkü Mata maça girdikten sonra ee, gol atmayı, gole istedi. Evet, oyunun seyrini evet, biraz oyunun değişti. oyuncuların kalitesi ortada. Hepsi yani, büyüklüklerden gelmiş oyuncular. Kaliteli bir hüc hücum, hattına sahip Galatasaray. Yani üçü de çok uyum sağlarlarsa çok daha iyi olacaklarını düşünüyorum ben. Burada Emre Taşdemir'i de unutmayalım. Evet o da. 400 küsür dört yüz maç, maç yüz sonra. 457 gün dört sonra. 57 gün sonra ilk 11'de evet. başladı. İlk 11'de başladı. Bir gol, bir, bir asiste. Bir Maçın yani, yıldızı sayılır ay, maçın diye diyebiliriz. diyebiliriz. Maçın adamı diyebiliriz Emre'ye de. İlk yarı maç pozisyonlarla başladı aslında ama iki tarafta istediğine ulaşamadı. Dakika 30'da Atlan Uğurta'nın Torreira'ya yaptığı bir hareket vardı. Hakem Bahattin Şimşek sarı kartını gösterdi bu pozisyonda. Var uyarı yaptı Bahattin Şimşek e ve pozisyonu izlemeye gitti Bahattin Şimşek. Sonra kararını değiştirdi ve kırmızı karta çevirdi. Bence bu pozisyon net bir kırmızıydı çünkü tam bir bileğe basma var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şimdi pozisyon geçen hafta oynanan Alanya Spor maçında Abdülkerim, e, Abdülkerim Bardakçı ile Efecan Efe Karaca'nın aynı pozisyon aynı şekilde. Ve bu pozisyon bu arada Galatasaray'ın bu sene lehini ilk var incelemesi evet. oldu. Aynı pozisyon Bir defa Galatasaray'ın lehine var incelemesi yapıldı bu sezon Geçen hafta oynanan maçta direkt kırmızı gösterilmişti Bu hafta sarıdan sonra vardan uyarıdan sonra kırmızıya dönüştü Ama burada hakem şöyle ee, bir durumu vardı Hakem burada pozisyonu net olarak göremiyordu evet, O biraz yüzden sarı arkasından uz Uzak mesafede abi. olduğu için tam Aynen. görememiş bir o, olabilir Vardan sonra kırmızıya dönüştürdü kartını hakem ee, Bence doğru bir karardı Yani sakatlayıcı e, sert bir pozisyondu Zaten Galatasaray kırmızıdan sonra daha iyi oynamaya başladı. Aslında şöyle, kırmızı karttan önce de Adnan'a gösterilen Galatasaray biraz daha üstün oynuyordu. Üstünlük kurmaya başlamıştı. Evet, maça da iyi bir şekilde Onların başlamıştı. Onların ceza sahasına biraz da olsa yıkabilmişlerdi evet. artık oyunu. Ama kırmızı kartla birlikte ister istemez tabii ki Fatih Karagümrük Eksik tamamen kendi yarısı sahasında kabul etmeye başladı oyunu. 51. dakikada Oliviera'nın köşe vuruşunda Nelson kafa vuruşunu yaptı ve <laughs> Kaleci Viviano topu çizgide çıkardı. Viviano'ya Emin Bayram'ın faal yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi. Bu kararın doğru olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Çünkü net bir faal var kaleciye teması söz konusu Emin Bayram'ın topu tuttuktan sonra. Ya orada ben senin gibi düşünmüyorum. Ee, şöyle bana göre Viviano o pozisyonda topu tamamen kontrol edememişti. Ama... Var'ın bize gösterdiği o açı, o görüntü çok net değil. Yani şimdi iki tane açıdan gösteriyor. Bir yukarıdan gösteriyor. O görüntü de sanki temas etmemiş gibi evet. Viviano'nun eline. Ama yandan bir köşe vuruşunun olduğu yerden bir kamera açısı var. O pozisyonda da sanki böyle Viviano'nun eline bir darbede bulunuyor. Viviano topu öyle elinden kaçırıyor gibi bir görüntü var. Bence çok tartışmalıydı. Ben arada kaldım. Nelson'un pozisyonu gol olabilir yani o kafa vuruşu. Ya ben, Çok e, aradaydım o ben pozisyonda. Ben gol olduğunu düşünmüyorum. Kararın da doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Ben e, de burada Hasan'a katılıyorum vi, açıkçası. Viviano topu e, kontrol edemedi. Eren'e burada ben de katılıyorum ama... Top çizgiyi tamamen geçmemiş bir şekilde... Kaleci ile yine kalecinin kontrol alanında olan bir e, mesafedeydi. Zaten altı pas içinde kaleciye yapılan her müdahale evet. faal oluyor. Faal oluyor. E, orada hani top çizgiyi tam geçmeden... Emin Bayram'ın müdahalesi sonucunda Viviano'nun eline bir darbesi var. ondan sonra top buluştu ama vardan dönerek tekrar iptal oldu. Gol. Ben iptal kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Galatasaray ataklarını hızlandırmıştı. Dakika 60'da Raşit San'ın ortasında Emre Taşdemir güzel bir kafa vuruşu yaparak Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi ve 457 gün sonra forma şansı bulan Emre Taşdemir golünü kaydetti ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Emre yani, Taşdemir'i buradan tebrik etmek istiyorum. 457 gün sonra gelip gol atmak kolay değil veya sis yapmak. Evet. Ee, Emre <laughs> daha önceki yıllarda ben aslında Emre'yi tanıyordum. Ben altyapıdan da Emre'yle birlikte oynadım zaten. O zaman da tanıyordum Emre'yi. Ee, tempolu, e, aktif oyunun, dinamik oyunun içerisinde her zaman var olan ya yani bir bek anlamında geriye dönüşleri ve çıkışları her zaman tamamlayan bir oyuncu. Maçta da bence son ana kadar mücadele etti. Biraz şanslı da günündeydi. Vurduğu kafa vuruşu yaptı, Asiste birlikte bence maçın adamı oldu yani. Ee, burada Emre'nin yanı sıra ben Raşit da değinmek istiyorum. Raşit e, Yunus'un en yetenekli evet. oyuncusu Raşit formayı kaptı zaten. Ee, Yunus'un form düşüklüğünden sonra Raşit performansı e, üst düzey seviyelere yükselmiş bir durumda. E, formayı da ilk 11'de artık garantilediğini düşünüyorum ben. Emin Bayramla asist, gol katkısında da güzel bir maç geçirdiler. Bu süreci oynayacağını düşünüyorum ben. Ee, yani. evet. Ya Galatasaray'ın şöyle bir problemi var şimdi. Yabancı kuralıyla ilgili problemi var Galatasaray'ın. Oynatabilecek ilk 11'deki Türk oyuncu sayısı sınırlı Galatasaray'ın. Evet. İşte daha öncesinde e, Kerem Yunus, e, Yunus ve Abdülkadir Abdül Kerem, Bardakçı. Bardakçı olarak evet. değerlendiriyorlardı. Şimdi Emre ile birlikte Yunus Emre. oyunun dışına atılmış oldu bir nevi ama tabii ki Rashi'nin performansını tartışmıyorum bence de. Şu an Galatasaray'ın en önemli ayaklarından, en önemli gol silahlarından bir tanesi evet. Rashi'si. 85. dakikada Emre Taşdemir'in pasında Juan Mata topla buluştu ve güzel bir vuruşla golü attı. Galatasaray 2-0 öne geçti. Juan Mata'nın da bu ilk golüydü. Hem kendisi için hem de Galatasaray Taraftarı için bir umut olmuş oldu ve kendini de motive etmiş oldu. Juan Mata'yı da buradan tebrik edelim. Oyuna, Umarım gollerine devam eder. Kaliteli bir oyuncu. Benim de çok sevdiğim oyunculardan biridir. Oyuna girdikten sonra zaten biraz farkını hissettirmeye başladı evet. Mata'da. Gol pozisyonunda da çok akıllı davrandı. Daha öncesinde Viviano'nun çıkardığı inanılmaz toplar vardı maç içerisinde. Viviano yani, çok güzel bir performans sergiledi zaten ben ama. Viviano'yu da tebrik ediyoruz buradan. O çıkardığı topların arkasından Mata gol pozisyonunda biraz bekledi vuruş yapmadan önce. Viviano yattı. Ondan sonra vuruş yaptı. Yani çok akıllıca davrandı gol dedi. Yani başta da söylediğim gibi Mata oyuna girdikten sonra hem oyun seyrini değiştirdi. Hem golü çok istedi. Zaten kalitesini tartışılacak bir oyuncu değil. Süperlikte Süper Lig'de de kalite getiren bir oyuncular. Ya bence de. Bir de bu sezon Galatasaray oyuna sonradan giren oyuncularıyla yani o dilimden sonra biraz performans arttırmaya başladı. Evet. Galatasaray'da evet, kim oyuncu... sonradan gir, girerse girsin katkı her zaman oyna. bir katkı vermeye başladı. Bu, bu konuda Galatasaray'ı tebrik etmek bu lazım. Bu da hocanın hamlelerinin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor Hı, bize. Bence de. Kusurum 90 asana. artı birdi. Yunus'un golü vardı. Gol iptal edildi. Gomis'in hareketlendiği gerekçeyle. Viviano'yu yanıttığını düşünüyorum ben ve golün iptalinin doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Gomis'in bir hareketlenmesi var topa bariz. Orada Viviano'yu değil de stoper oyuncusunu yanıt e, yani oyuncular biraz. bir bıraktı hani Gomis hareketlenecek diye. Aynen Gomis'in hareketlenmesiyle birlikte yani orada bir tema kontrol mü edecek, vuruş mu yapacak diye defans oyuncusu evet. orada bir kaldı. Ya bence tamamen doğru bir karardı. Bence Olsak de. tamamen dosyuyorum. doğru bir karardı. Hem kaleci hem de defans oyuncusunu yanıltan bir şekilde yanıltıcı bir şekilde hareket etti Gomis. Doğru karardı benim için de. İsterseniz üçüncü maçımıza geçelim. Üçüncü maçımız Beşiktaş-Ümraniye spor maçı. Beşiktaş yeni teknik direktörü Şenol Güneş'in önderliğinde ilk maçına çıktı ve 5-2'lik net bir skor ile maçı kazanmayı başardı. Maç hakkındaki yorumlarınız nelerdir? Çok gollü bir maç oldu. Pozisyonların olduğu bir maçtı. Şimdi şöyle Valerian İsmail'in e, gideceği az çok belli olmuş bir durumdaydı. E, yeni teknik direktör adaylar arasında farklı fut söylenen isimler vardı. Beşiktaş bu tercihini Şenol Güneş'ten Gerard yana kullandı. vardı. Ee, evet, Ama Gerard Şenol da Güneş dahildi. doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ee, ben de Şenol Güneş'in hem ligi bilme açısından hem tecrübe açısından şimdi camiayı tanıyor. E, camiayı tanıma açısından da doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. İlk maçına da çok iyi bir şekilde başladı. Ee, özellikle Şenol Güneş'in Vegors ve Cenk Tosun'u birlikte kullanması Beşiktaş'ın için çok iyi bir, bir hal aldığını düşünüyorum. Eee ileride Vegors ve Cenk Tosun Baya güzel bir maç ve iş çıkardılar. Zaten Çınar Güneş'in eski yıllarda da bunu hep yaptığını gördük. İkili forveti, iki forveti bir arada kullanıyordu. Ama orada o zaman şöyle bir fark vardı. Ee, bu ikili forvetin ikisi de pivot konumunda değildi. Hızlı forvetleri Hı. de, evet, de bir vardı. bir tanesi elimde. hızlı bir tanesi pivot konumunda oynuyordu. Şimdi ikisinin de özellikleri aynı. İkisini de aynı anda oyununda bulundurmak risk. Ama o riski gözü aldı. Ben... İkisinin inanılmaz bir uyum yakaladığını evet. düşünüyorum. Yani Güzel. Mertens ve Icardi'den şu an performans olarak daha <laughs> yüksek bence ikisi. Yani Beşiktaş maçı hızlı başladı. İkinci dakikada ceza sahası içinde Alisson'un eline çarpan topta hakem Tugay Kaan Numanoğlu pozisyonu devam ettirmişti. VAR'ın uyarısı sonucunda pozisyonu izlemeye giden giden Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun ya. başına geçen Jack Tosun da penaltı golünü penaltıyı gole çevirdi. Bu karar doğru olduğunu ben düşünüyorum. Hakem de ilk başta göremedi. Önünde oyuncu vardı. Aynen. Beşiktaş'ta 26 numaralı oyuncu kimdi? Şu an hatırlamıyorum ama. 26 forma numaralı evet, oyuncu. 26 hakemin numaralı oyuncu hakemin önünü, önünü kapatmıştı O pozisyonda tam net göremedi ama VAR'ın uyarısıyla birlikte penaltı kararı verildi. Doğruydu. Yani eli ceza Bazısı sahası değil vücudundan tamamen ayrı bir şekilde topla temas ediyor. Topun yönünü değiştiriyordu. Yani burada penaltı kararı doğruydu. Evet kesinlikle doğru bir karardı. Cenk Tosun da üzerine düşeni yaptı ve güzel bir vuruşla Beşiktaş'ı bir sıfır öne geçirdi. Yani o penaltı pozisyonunda bir de şöyle bir şey var. Eğer kaleci kurtarsaydı penaltı tekrarlanacaktı. Kaleci evet. çok evet. özdeydi. Kurtarmış Çizgi, olsaydı penaltı tekrarlanacaktı. Ayakları çizginin üzerine temas etmedi, etmemişti kaleci. Evet. 33. dakikada Cenk Tosun'un pasında Vegors ceza sahası dışından şık bir gole imza attı ve Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi. Bu ikilinin uyumu da dikkat çekti maç boyunca. Yani, bence Şenol Güneş şimdiden iki forvet arasındaki uyumu yakalamış görünüyor. Bence de Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte zaten Beşiktaş bence biraz daha farklı bir futbol oynamaya başladı. Yani Valerian İsmail'in oyun sisteminin Beşiktaş'ın güneşi doğdu diyebiliriz. <laughs> Belki evet diyebiliriz. Burada ben Cenk Tosun ve vegorsun büyük bir uyum yakaladığını tekrar söylemek istiyorum. Bence Beşiktaş'a skorer anlamda ikisi de çok büyük katkılar sağlayacak. Yani ileri hatta çok iyi iş çıkaran birisi. Evet bir... aynı oyun yapsana sahipler. Evet İkisinin hemen de oyun hemen aynı, aynı tarzda futbolcu. Sırtı dönük. Ama, e, Ama Vegorst benim evet. için gerçekten çok kaliteli ve başka bambaşka yani bir son futbolcu. Sonuçlara sonuçlara. inanılmaz olarak yani. pozisyon alma becerisi Bitir... olarak, inanılmaz bir bitiricilik olarak var. çok kaliteli bir futbolcu. Cenk de keza öyle zaten. Cenk de İliter, zaten. Premier evet. Yani yıllarca bu sahnede kalabilmesi en büyük sebebi kalitesi Beşiktaş zaten. Beşiktaş için güzel bir hücumatta oluşmuş durumda evet, şu bu an. Bu arada bir de eklemek istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş e, önceki yıllarda şampiyon olduğunda Şenol Güneş'te birlikte. Şenol Güneş ilk geldiğinde o maçlarda 5-2 evet, be, ilk iki. bir skorla evet. Yanlış hatırlamıyorsam maça... Karabük Spor karşısında 5-2'lik bir skorla yine Şenol Güneş ilk maçını evet. kazanmıştı. Umarım aynı şekilde devam ederler. Şenol Güneş kalitesini ortaya koydu. 2-0'dan sonra Ümraniye Spor reaksiyon gösterdi ve 45. dakikada Masuaku'nun kaybettiği topta Delvale topu kazandı ve ceza sahası dışından şık bir gole imza attı. Bu gol Beşiktaş'ın kalesine gelen ilk şuttu ve ilk şut yine gol oldu. Beşiktaş'ın şut kalesine gelen ilk şutlarda yediği gollere de bir önlem alması gerekiyor diye düşünüyorum. Ya bu Valerian İsmail'den beri olan bir problem zaten. Bir ya savunma hattı. Yani Beşiktaş'ın arka tarafta gerekli önlemleri alamıyor. Özellikle sol bek anlamında, Solbeck, e, anlamında sene, Masuaku. Bir de bu sene bir de defans oyuncuları sakatlandı. Bir de bu sene Süper Lig'in gelenine baktığımız zaman zaten ben dikkat ediyorum. Bu sene eee Süper Lig'de de arka tarafta oynayan dörtlüde gerçekten inanılmaz uyum yakalayan hiç hiçbir takım yok evet. yani hep bireysel hatalar, defans hataları. Evet. Yerlişik olmayan savunmada atılan goller. Bu, bu sene, sene Süper Lig'in lideri onlarda bile savunmada <laughs> çok büyük hatalar gözüküyor. Evet, gözü arkada çağırıyor. aynen öyle. Bu sene Süper Lig'de defans anlamında Yani o da, da anlamında bir şöyle e, herkes ofansif olarak gol atma peşinde ya skor elde etme peşinde olduğu için hani defansta e, çok orta saha çizgisine yakınlaştığı için. bu büyük takımlar için, için geçerli ama orta sıralarda dengeli oynayan takımlar için ya bir de hep ama bireysel hatalar var evet. ortada. Evet, e, defans evet. oyuncularındaki bireysel hatalar evet, biraz biraz dikkat çekiyor. bu sene çekiyor. Süper Lig'de oynayan savunma oyuncularının e, form anlamında bir düşüşü var yani. İlk yarı Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. <laughs> İkinci arının hemen başında 48. dakikada Josef De Souza'nın şık pasında Tayip Talha güzel bir gole imza attı ve Beşiktaş'a 3-1'lik skoru getiren golü kaydetti. Şimdi e, Tayip Talha'nın da bu formu dikkat çekmeye evet, başladı açıkçası bir stoper olarak Tayyip Talha Beşiktaş'a e, gol anlamında oyun anlamında büyük katkılar vermeye e, başladı e, güzel bir transfer hem yerli kuralından hem de e, Fenerbahçe'nin elinden aldılar evet Fenerbahçe Fenerbahçe'den aldılar e, Adana Demirspor'da da güzel bir performansla zaten Beşiktaş'a geldi e, gol anlamında olsun müdahaleler anlamında olsun pozisyon anlamında olsun e, güzel bir e, maç çıkardı Tayip Talha'da e, ama burada benim değinmek istediğim en ön, önemli şey Joseph'in verdiği topuk pası yani. Ee, adrese teslim bir pas. Tayyip Talha güzel bir e, vuruşla. Joseph'in de kalitesi ortada. Ligin en iyi defansif forta sahalarından biri Joseph de Bence soldu. de öyle bir Orada tamam Joseph'i Joseph tartışmıyorum ama orada sanki Joseph isteyerek onu yapmadı gibi biraz. Ya ta arkaya onu içeriye e doldurmak istedi. Lazım artık. <laughs> arkaya doldurmak istedi ama o topu. İsteyerek ama da ben orada Tayyip Talay'a değinmek istiyorum Kafasıyla kesinlikle. Kafasıyla güzel kontrol yaptı. <laughs> aldı, kendi topuna yaptı. yarım voley ile birlikte ya yani oradaki mücadelesi bile yani bir stoper olarak forvetlere forvetleri aratmayacak ya. bir vuruşla Bence gol attı. Güzel bir de tamamlamış oldu. Hak etti iyi oynadığı maçta golle süslendirmiş Beşiktaş'ın golünden hemen 10 dakika sonra Ümraniye Spor Geraldo atağa çıktı. Geraldo'nun şık pasında Avunu skoru 3-2'ye getiren gol attı ve Ümraniye sporu umutlandırdı bir nebze de olsa. Ümraniye sporun da kalitesi ortada olduğunu diye düşünüyorum. Kanatları çok hızlı ve kaliteli oyuncuları var. Bence de Ümraniye sporun hücum attı yani süperlik, çok hızlı oyunculara sahipler. Bence de Süper Lig'de e, örnek veriyorum. Sivas Spor'da mesela örnek veriyorum. Hücum hattında bu kadar seri oyuncular yok. Evet. Sivas Spor'da atıyorum bir iki tane. Ya Sivas Spor bir de Avrupa sahnesinde de oynuyor. Şimdi Ümraniye spor kanatları e, çok iyi olan bir takım ama ben burada yine Beşiktaş savunmasının hatasına da dikkat çekmek istiyorum. Yani ceza sahası içerisinde bomboş bir futbolcu bırakıp ikinci golü yiyorsun. Yani tabii ki burada savunmanın işte dediğimiz gibi Süper Lig'de bu sene defans oyuncularının savunma savunma savunmada verdiği var. eksiklikler göz önüne çıkmış Aynen. oldu. İlk gol de aynı şekilde işte Masoğlu evet. kaptırdı aynı şekilde bu golde de. Yine Savunma defans dizisi dışında. Bir hep bireysel hatalar yani. Bu sene gördüğümüz gollerin çoğu bireysel hatalar. Bu seneki defans oyuncuları birazcık kendine çeki dizen vermesi Süper, lazım. Süperlikte yani savunmalar bütün takımlarda çok tartışılmaya başladı artık bence. 62. dakikada Redmond'un ortasında <laughs> Cenk Tosun şık bir kafa vuruşuyla golü kaydetti. Bu pozisyonda Ümraniye Spor faul bekledi. Rakibinin üstüne çıktığı temas yaptığı hakkında hakem golü verdi. Ya bana bana sorarsanız gol iptal edilebilir miydi? Hakemin inisiyatifine kalmış. İptal edilebilirdi belki. Evet. Ama gol de verilebilirdi İ hakem. İptal edileceğini kullandı. düşünmüyorum çünkü e, yakından izlenmediği zaman pozisyon faal olarak gözükebilir ama e, hani e, yakın çekimi aldığınız zaman Cenk'in önünde vuruş yaptığı futbolcuya herhangi bir elle ya üzerine hani basma durumu yok. Elleriyle olmasa da ayaklarıyla bir adamı çemberi alıyor. O da bence görülüyor. orada kaçırdığınız ee, bir nokta var. Cenk'in ee, orada eliyle yapmış olduğu bir temas yok ama dirseğiyle savunma oyuncusunun boynuna yapmış olduğu bir temas var. Ondan dolayı iptal edilebilirdi. Edilmiş olsaydı. Ama İsmail'e şu konuda katılıyorum. Tamamen hakim inisiyatifine kalmış bir pozisyonda evet. bu. Yani ben pozisyonu golün doğru olduğunu düşünüyorum. Hani burada Bence... sıçrama biraz e, yükseğe sıçramış olabilir. Önündeki oyuncu çünkü hiçbir yani hem hareket. Bence belirdi temas olduğunu düşünüyorum ben. Yani İptal bence verilebilirdi. İptal de edildi denilmezdi yani. Evet bence verilebilirdi. İşte verilmeyebilirdi ama gol verildi yani sonuç olarak. Getson Fernandes'in ara pasında topla buluşan Vegors 78. <laughs> dakikada skoru 5-2'ye getiren golü attı ve Beşiktaş bu golle maçı galibiyetle noktalandırdı. Orada ben... Getson'un o... pası çok harikaydı. Muhteşem bir pas attı. Kadife ayak dediğimiz şey bu olsa gerek. Müthiş bir pas verdi orada. Bence de pas çok güzeldi ama ben orada başka bir şey değinmek istiyorum. Ee, fark ettiniz mi bilmiyorum. Savunma oyuncusuyla birlikte koşu yapıyor. Savunma oyuncusunun şarjına rağmen yıkılmadı o pozisyonda. En son vuruş anına kadar bırakmadı Zaten kendini. Zaten çok kuvvetli İnanılmaz oyuncu bir oyuncu. Uzun boyuna rağmen e, hızlı bir şekilde topa yetişti. Dediğim gibi hani... Müdahale, bu, bir gücü müda, var. Evet, bu ikili mücadelelerde fiziksel gücünü çok iyi kullanıyor evet. bence. İyi bir mücadeleyle güzel bir gol vuruşuyla. Tabii şurada. ki yaptığı koşu müthişti. Çok akıllıca bir koşuydu. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 22'ye yükseltti ve 4. sıraya yükseldi puan tablosunda. Bu maçı burada noktalayalım. Bol gollü bir maçtı. Beşiktaş'ı buradan tebrik edelim. Sıradaki maçımız İstanbulspor Fenerbahçe. Fenerbahçe İstanbulspor Spor deplasmanına konuk oldu ve galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. Hafta içi Ren maçında 3-0'dan 3-3'e getirmişlerdi maçı. Ve çok yorgunluk olabileceğini düşünüyordum ben aslında bu maç için. Fenerbahçe puan kaybedebilir mi diye bekledim. Ama Fenerbahçe de Beşiktaş gibi bol gollü bir maç ortaya koydu. Ve 5-2'lik net bir skorla maçı kazanmayı başardı. Evet. Avrupa'da da mücadele eden Fenerbahçe çok e, yoğun bir programdan geçiyor. E, Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde ama emin adımlarla yoluna devam ediyor şu an. Hafta içinde oynadığı Ren maçında 3-0'dan 3-3'e e, Fransa Ligi'nde mücadele eden e, Rengi bir, bir takım için Geri dönüş bence mükemmel bir skordu e, hafta... O maçta zaten ilk yarı ikinci yarı ki oyuncularla Başlasaydı belki o maç daha farklı evet, olabilirdi e, Ben de yanlış kadroyla Çıkıldığını düşünüyorum e, Süper Lig'e dönecek olursak e, Jesus yönetimindeki Fenerbahçe Zaten oynadığı futbolla e, Maçlarda attığı gollerle Dikkatleri üzerine çekti Hani Türkiye'de olsun dünya basınında olsun ee, iyi bir mücadele içerisindeler. Ligde de emin adımlarla maç eksiğine rağmen e, liderlik konumundalar. Ve iyi bir şekilde devam ediyorlar. Ya ben Fenerbahçe'yi şu konuda tebrik <laughs> etmek istiyorum. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa sahnesinde yer alıyorsunuz. Ama 12 maçlık bir yenilmezlik seriniz evet. var. 12 maçtır yenilmiyor dört Fenerbahçe. 4 maç, maçlık bir galibiyet serisi de evet, devam ediyor Fenerbahçe. Nin. Hafta içi oynadığı ren maçında yarım saatte 4 gol yiyorsun. Geri kalan 60 dakikada bu 4 golden bir tanesi offside. Yani 3 gol veriliyor ama bir tanesi offside 4 golün. Ya Geri kalan 60 dakikada maçı 3-3'e getiriyorsun. İsterseniz pozisyonlara geçelim. Maçın hemen başında Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında top Ali Yaşar'ın eline çarptı. Hakem direkt penaltı noktasını gösterdi. Net bir şekilde penaltı. Bence çok tartışılacak bir şey tartışılacak yok. Bir penaltı bir şey yok. maçındaki gibiydi yani. Penaltı dışında evet, da topun başına gelen Batşuay'ı golü kaydetti ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Evet. Batu Bat son, son zamanlardaki çıkışı takdiri şayan. Geçen sezonki Beşiktaş performansının ardından zaten Fenerbahçe'ye eleştirilerle geldi. Yeah. Ee, ama o eleştirilere iyi bir şekilde cevap verdiğini düşünüyorum Batu yaparak. Maçın adam, Maçın Yıldız ismiydi. Şimdi Fenerbahçe maçlarını ben eminim. Galatasaraylılar ve Beşiktaşlar şöyle izliyor. Evet izliyorum. çok farklı bir şekilde izlediklerini <laughs> düşünüyorum. Emre <laughs> Mor ve Batu Şuhayi'den dolayı. Batu ya Beşiktaşlar diyor ya bizde geçen sene ne yapıyordun şimdi neler yapıyorsun. Emre Mor için de aynısı geçerli. Bizde ne yapıyordun burada, burada ne yapıyorsun Burada da hoca faktörü çok önemli evet, olduğunu düşünüyorum. Evet burada hoca faktörü. Yasus'un dokunuşu. De, bence de burada zaten takım ve hoca faktörü var. Takımı da unutmamak gerekiyor. Yani çok... Şimdi geçen seneki düşünüyorum Batu Şuhay'ın oynadığı Beşiktaş kadrosuyla bu seneki Fener kadrosunun arasında bence bir biraz çok fazla değil ama biraz büyük bir fark var diyebiliriz. Yani Emre Mor için de aynısı geçerli. Emre Mor Galatasaray'a geldiğinde şu anki Fenerbahçe kadrosuna sahip değildi Galatasaray kadrosu. Bu Fener Biraz onun da gelişimi var ve hocanın Tabii ki oyuncular üzerindeki etkisi kalitesi de burada çok büyük. Hocanın. Oyuncular da kaliteli oyuncular Fenerbahçe e, hoca kalitesi ortada ama oyuncular da mükemmel bir hırsla oynuyor maçlarda. Yani, yani evet. hepsi e, şampiyonlar ligi finalinde oynuyormuş gibi bir tabir söyleriz ya. ya o bu şekilde se mücadele bu ediyorlar. Bu sene gerçekten Fener Fenerbahçe oyuncuları şampiyonluğa kenetlenmiş evet, diyebiliriz. Çok inanmış yani. bir durumda. Evet. İnanmışlar ve istiyorlar. Devam ediyorlar. Bence. 36. dakikada Emre Bor'un pasında topla buluşan İrfancan Kahveci ceza sahası dışından harika bir gole imza attı ve skoru 2-0'a getirdi. İrfancan Kahveci de bu golle 2017 yılından bu yana ceza evet. sahası dışından en çok gol atan oyuncu konumuna geçti. Ya İrfan İrfancan Kahveci bu işleri çok iyi yapıyor. Bence yine yaptı yapacağını evet, <laughs> diyorum. Çok ben. kaliteli kaliteli ve sol ayağını mükemmel bir derecede kullanan bir futbolcu. Ya İrfan Can. İşte şimdi burada da İstanbul Spor savunması için Evet aynı ya şey. bir durum söz konusu. İrf Biliyorsunuz yani bu oyuncu yani 18'in dışarısından 30-35 neyse kaleyi Mesaf, gördüğü mesafe an mesafe tanımayan bir futbolcu. Evet vuruş yapabiliyor yani ve golle sonuçlandırıyor. İşte 2017 yılından beri dünyada ceza sahası dışından en çok gol atan oyuncu. Ya şimdi İrfan'ı topla, baş başa bırakıp kaleyi gösterirseniz gol o yersiniz. da skoru yazar yani tabelaya sonuç olarak. Bırakmayacaksın. Burada savunmanın evet. ve orta sahanın İrfanı o rahatlıkla bırakmasının hatası olduğunu düşünüyorum. İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı ve... ...ikinci yarının hemen başında... ...Zalai'nin Altay'a attığı hatalı pasta... ...topu kapan Topalli... ...skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. Burada Zalai'nin bariz bir hatası söz konusu. Altay'ın da bir ayağa evet. kaydı. Yani yine yetişemezdi ya burada... ama... Burada yine Altay'a suç buldular evet, mesela e, yani. Benden de onunla değil. Burada çok yavaş bir top attı yani orada. Evet. Yumuşak bir pas verdi. Altay Doğan ki talihsizlikten ayağa kaydı. E, topa yetişemeyince. Aynen şanssızlıktı Ama yani Altay maç için. maç sonuncu yani. maç sonunda yine e, garipsediğim şey Altay'ı yine çok eleştiri altına aldılar. Ya işte onun sebebi şu. Geçtiğimiz haftalarda yedi gol artık birikmişliğin öne çıkardığı Dışavurmuş bir durum hali. olmuş oldu yani. Artık birikti Altay'ın Şimdi şöyle bakıyor insanlar dışarıdan bizim gibi düşünmüyorlar. Ya bir değil iki değil üç değil evet. diyor insan. E o yüzden de ister istemez Altay ayda eleştirilerin hedefi haline gelmiş oluyor burada. Ama maç maç yorumlayacak olursak şimdi geçen hafta size 3 puanı kazandırdı Altay. Evet. Ya bu hafta tamam ya siz inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Aynen. Onu bir şeye otutturursa bu eleştirilerin hedefi olmaktan düşünüyorum. çıkacağını düşünüyorum ben. Altay. Ya şimdi şöyle Burada bir şey... yine büyük hatası var. Ya topu alış açısı yanlış bir kere. Aslında Altay'ın performansı Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu belirleyecek diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü Altay kötü olursa hatalı goller yerse. Tabii ki kaleci her zaman bir takım için, Gider. Tabii ki kaleci her zaman bir takım için bir puan demektir. Evet. Altay şu an o bir puanı Fener'e verebiliyor mu? Şu an işte onu biz de tartışıyoruz. Fenerbahçe İstanbul Spor'un golünden 2 dakika sonra köşe vuruşundan Batu Şahin'in kafa vuruşuyla golü buldu ve skoru yeniden 2 farklı üstünlüğe taşıdı. Süper. Batu Şahin ilk kafa golüne atmış oldu Süper Lig Süper Lig'deki aynen ilk kafa golüne atmış Şimdi, oldu. Yani İrfan Can'ın kaliteli sol ayağından çıkamıyor bir ortada. ortada. Batu Şahin'in temiz bir kafa vuruşuyla güzel bir goldü. Ya, takım olarak inanılmaz reaksiyon gösterdiler. Yedikleri golün hemen arkasından atılan bir goldü. Yani defansa burada. geri çekilmeyerek İşte İstanbul ne kadar şansı vermediler. Bu ka burada ne kadar istediklerini göstermiş oldular bu golle birlikte. 67. dakikada Muammer Sarıkaya'nın arapasında ara Jetmir Topalli topla buluştu ve kendisinin ve takımının ikinci golünü, golünü kaydetti. Burada Altay'ın bir hatası var gibi geldi bana. Yine çık çıkmaması gereken bir pozisyondu. Çünkü Birebir de çok iyi bir kaleci. Kalede karşılasa belki daha iyi bir şey olabilirdi Alta için. Ya belki pozisyon gole dönüşmeyebilirdi. Burada bir çıkış hatası yaptı bu golde. Bence de. Ama burada dediğimiz gibi yine bir defans hatası evet. var. ya Koşu göstermiş bir oyuncu var. Ya ama... Ya işte burada da Fenerbahçe'nin defanslarının biraz yavaş stoper olduğunu gösteriyor. Evet. Yani... üçlüye baktığımız zaman aralarındaki hem fiziksel güç hem de Hızlı olarak Çabukluk da anlamında Aziz. bir tek Serdar Aziz evet, diğerlerinden ve biraz Endike, daha. Onunla göre daha evet. ağır stoperler. Aynen. Ve tam Zalai'nin arkasından bir koşu yaptı. Burada yine bir defans hatası da var. Ama tabii ki golle sonuçlandığı için Altay'ın buradaki hatası daha çok göze batıyor. Çıkış hatası yaptığı için. Ama burada e, İstanbul Spor bence bu pozisyon organize olmuş bir Golü İstanbul Spor'da bu gol için tebrik etmek lazım. İstanbul Spor'un çıkarken kaybettiği topta topu kapan Batu Şahay'ı Valencia'ya güzel bir pas attı ve Valencia güzel bir vuruşla skoru 4-2'ye getiren golü kaydetti. Batu Şahay'ı Şah yine e... Batu Şah form çıkışını form Güzel şimdi. bir maç, mükemmel bir maç geçirdi. Valencia'da hani e, Süper Lig'de gol sıralamasında zirvedeki isim. 11. E, ee, golünü on, attı. 11. golünü attı. Ee, i̇ki maçlık aranlar, üç maçlık aranın ardından e, tekrar golle buluştu. Onun için de e, güzel bir maçtı denir. Valencia'nın bunları çoğaltması gerekiyor ama. Çok pozisyona giriyor evet. Fenerbahçe takımında. Ama son, bazen bencillik son. de yaptığı oluyor. Evet, Evet. bazen işte koordinasyonsuzluk, top kayıpları vesaire ama evet. daha çok artık sonuçlandırması Biti lazım. bitiricilik anlamında çünkü da sıkıntı Fena yaşıyor. Yani biraz. çünkü Fenerbahçe şampiyonluğa oynayan bir takım. Kaldırmaz yani bunu. 88. dakikada Valencia'nın pasında Batshuayi maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve Fenerbahçe 5-2'lik bir skorla maçı kazanmayı başardı ve hanesine 3 puanı yazdırdı. Maçın son pozisyonuydu. Fenerbahçe çok güzel bir oyun sergiledi. Buradan Fenerbahçe'yi de tebrik edelim. Beşiktaş'ı da tebrik edelim. Evet, bu son gol hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Batu Şay ve Valencia'nın uyumu. Burada da dikkat çekiyor. Ya bu iki gol zaten arka arkaya gelen gollerdi. Ee, burada Valencia ve Batu Şahin'in işte Beşiktaş'ta Vegors Ceng'in, Galatasaray'da Mertens e, ve Icardi'nin uyum yakaladığı gibi biraz e, biz de sahnedeyiz. Biz de birlikteyiz dediğini görmüş olduk ister istemez. Evet bu sezon ne kadar defansif anlamda takımlar e, geri planda kalmış olsa da ofansif anlamda iyi bir sezon geçiriyorlar. Ya iyi bir çizgileri var i̇yi takımların. Çizgiler, evet. Yani Galatasaray'ın, Evet. Beşiktaş'ın, özellikle Fenerbahçe'nin hücum hattında yani yüksek bir form grafiği olduğunu düşünüyorum ben de. Yorumlarınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. ]iz. Evet sevgili izleyiciler. 45 artı 1'in sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.